Şimdi her şeyden önce bundan önce oynadığımız maçlarımız vardı. 4 tane maç oynadık. Hepsini de çok iyi bir şekilde bitirdik. Hepsi de öyle kolay takımlar değillerdi. Çok zorlandığımız anlar da oldu. Özellikle en son Batum'la burada oynadığımız maç 120 dakika sürdü. Ondan sonra biliyorsunuz 2 gün sonra lig maçı oynadık. Tekrar bir 2 gün sonra da bu maçı oynayacağız. Onun için yani bizim bu maçı kazanmaktan başka hiçbir düşüncemiz yok. Bizim bir kere burada kesinlikle gol atmamız gerekiyor. Gol yemeden gol atmamız gerekiyor. Ve bizim maçın bence neticesi de kesinlikle Danimarka'da belli olur. Yani onun için bizim burada mutlaka gol atmak için ne gerekirse her şeyi yapmamız gerekiyor. Başka bir düşüncemiz yok. Şimdi hakikaten karşımızdaki takım da iyi bir takım. Ve Avrupa kupalarına sürekli şekilde katılan bir takım. Kendi ülkesinde de çok iyi durumda olan bir takım. İşte en son biliyorsunuz en iyi oyuncularından bir tanesini Galatasaray'a verdi. Yani onun için yani bizim çok zorlanacağımız bir maç olacak. Karşımızdaki takım çok disiplinli bir takım. Yani oyun disiplini hiç bozmayan, kuvvetli ve çok mücadele eden bir takım. Bizim de ona göre her türlü tedbirimizi alıp ona göre oynamamız gerekiyor. Biz tabii ki seyrettik, takımı seyrettirdik. Bülent Hoca gitti seyretti. Analizlerini yaptık. Ona göre de taktiğimizi yapacağız. Yarınki kendi düşüncemize göre futbolumuzu oynayacağız. Bizim tabii ki her zaman her yerde en düşüncemiz deplasmanda olsun, içeride olsun, galibiyet. Başka bir şey düşünmüyoruz. Bu maçta da hedefimiz aynı şey olacak ama bayağı zorlu bir maç bizi bekliyor. Gerçekten çok zorlu bir maç bizi bekliyor. Bunun farkındayız. Ben takımıma yürekten inanıyorum. Çok iyi şeyler yapacağımıza kesinlikle inanıyorum. Onun için yarınki maç bizim için bir final maçı gibi zaten. Herkes de bunun farkında. Bunu da inşallah iyi bir şekilde bitireceğiz. Yani. Kopenhag takımı oyun disiplini çok iyi olan bir takım. Yani şöyle söyleyebilirim, İngiliz takımları gibi. Çok iyi kanatlara sahipler. Gol açısından çok iyi orta sahaya sahipler. Çok iyi artı iki tane bekleri var. İkisi de çok çok oyuna giren oyuncular. Hatta son kazandıkları maçta Bulgar takımıyla oynadıkları maçta iki tane golü sağ bek attı. Yani onun için her yönüyle tehlikeli bir takım. Bizim hiçbir şeyi şansa bırakmadan oynamamız gerekiyor ve en etkili yanlarından bir tanesi de hava topları, ölü toplarda da etkili bir takım. Yani iyi bir takım açıkçası. Ama biz de iyi bir takımız. Biz de bir iyi takımız. Bizim tek şeyimiz biz böyle eksik olmayalım. Onun dışında hiçbir sorunumuz yok. Yani bizim işte en son oynadığımız lig maçında yani bir şanssız şekilde bir gol yedik ama takımda bir yorgunluk vardı yani. O bir vardı. Onu gizlememizde veyahut da söylememizde şey yok. Vardı yani. Yapacak bir şey yok ona. Bu yolda biz devam etmek istiyorsak zaten burayı geçmemiz gerekiyor. Onun için de kolay da değil. Zaten her zaman bir tur geçtikten, bir takım eledikten sonra daha güçlüsü geliyor karşına. Bu da en güçlü takımlardan bir tanesi bence. Yani şu anda ligde de gayet iyi bir durumda. Kendi liglerinde de iyi bir durumda. Mesela Galatasaray'ın oyuncağı takım bizden daha şey yani daha altta bir takım yani. Ama bu takım kuvvetli bir takım yani. Onun için ona göre oynamamız gerekiyor. Ona göre oyun kurgumuzu, disiplinimizi üst düzeye çıkarmamız gerekiyor. Yarın burada çok mücadeleyle geçecek, kıran kırana geçecek, çok iyi bir maç olacak yani.